Edirne'de uzun yıllardır görülmeyen uyuz hastalığı konusunda son aylarda şikayetlerin ciddi oranda arttığı belirtiliyor. Eczacı Şükrü Ciravoğlu, uyuz hastalığı ilacında ciddi talep olduğunu söyleyerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ciravoğlu, vatandaşların ilk başta hastalığı alerjiyle karıştırdığını, ancak uyuz hastalığı olduğunun netleştiğini belirterek kaşıntı şikayeti olan vatandaşların mutlaka bir hekime başvurması gerektiğini söyledi. Evet, yaklaşık olarak en az 3 ay ve belki de biraz daha öncesinden beri ciddi boyutta uyuz hastalığıyla ilgili ilaçların talebinde artışlar söz konusu Edirne ili merkezinde. Gerek hazır preparatlar gerekse yapma ilaç şeklinde düzenlenen ilaçlarda ciddi boyutta artış var. Bu konuda vatandaşın şikayetleri de çok fazla. Hastalık çok uzun yıllardan beri görülmediği için, daha doğrusu Edirne'mizde görülmediği için öncelikle çoğunlukla vatandaş da bunu alerjiyle karıştırdı. Bazı düzenlenen reçeteler de başlangıçta alerji tedavisine yönelik reçeteler oldu. Ama daha sonra yaklaşık 3 aydan beri bunun uyuz olduğu netleşti ve tedavi bu yöne doğru evrildi. Tabii burada vatandaşın da dikkatini çekmek lazım. Doktor arkadaşlarımız mutlaka bu konuda daha ayrıntılı bilgi vereceklerdir ama en azından sürekli bir kaşıntı özellikle karın bölgesinde, kasıklarda ve bilek içlerinde oluşan kaşıntı, özellikle gece sürecinde yaşanan kaşıntılarda dikkatli olmak lazım. Mutlaka hekime başvurmak gerekiyor. Önlem olarak da hijyen koşullarına azami dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu parazit sadece ve sadece insan vücudunda yaşayabilen bir parazit. Onu oradan uzaklaştırıp enterne ettiğimiz anda zaten olayı çözmüş oluyoruz. Ama ilk tedavi mutlak surette ilaçla yapılmak zorunda. Ciravoğlu, uyuz parazitinin gözle görülmesi zor bir parazit olduğunu belirterek temasla bulaşabildiğini, özellikle gece ortaya çıkan kaşıntılarda dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Gözle görülmesi zor ama bu parazit işte insan vücudunda yaşayabiliyor. Sadece yaşama ortamı o. Yani örneğin bu paraziti içeren çamaşırları bir torbaya bağlayıp sıkıca kapattığınızda orada yaşaması mümkün değil. Bir süre sonra ölüyor. Ama insan vücuduna geçtiği anda kişiden kişiye bulaşma olanağı var. Hayvandan insana bulaşma olanağı var. Temasla bulaşabilen bir şey. Özellikle gece yaşanan kaşıntılarda vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım. Mutlaka bir hekime, dermatoloji uzmanına gözükmesi gerekiyor. Bu parazitin yani görülmesi çok uzun yıllardan beri minimum seviyede. Ya çok fazla görülmediği için fazla çeşit ilacı da yok. Yani piyasada bir losyon şekli var, bir krem şekli var. Yeni jenerasyon formüller olarak açıklayabileceğimiz. Bir de eski klasik usul kükürt, katran vesaire içeren eski formüller vardır. Wilkinson pomat dediğimiz. Onlar zaten piyasada zor bulunuyor. Yani vaka fazla görülmediği için üretimi yok. Diğerleri mevcut ama burada önemli olan yani ilacı almak, teşhisi koymak kadar onu doğru kullanmak da önemli. Diğer önlemleri doğru almak önemli. Yani örneğin işte ilacı sürdükten sonra 3 gün insanın üzerinde kalması gerekiyor. Yani banyo yapıp kurulanıp sürdükten sonra. Bu 3. günün sonucunda banyo yapıp ondan sonra o çamaşırları da çok iyi şekilde dezenfekte etmek gerekiyor. Etrafa bulaşmış ve bir süre canlılığını sürdüren parazitlerin yok olması için de gerekli önlemleri almak gerekiyor.